Kimisi arka bahçesinde, kimisi mısır tarlasında ufalar görüyor. Hatta bazen Ne abi şimdi abi bu? işte uzaylı videosu. Ya ne uzaylısı bırak ya. Nasıl yani ya? Ya iyice magazin kanalına çevirdiniz abi. Ya ne alakası var ya? Sen de git soğutucu videosunu çek abi. Neyse devam edelim ya. Sabah mıdır nedir? Kimisi arka bahçesi. Konsantrasyon bırakmadı ki herif. Uzaylılarla tanışmaya hazır mısınız? İnsanlar onlarca yıldır uzaylıları arayıp duruyorlar. Kimisi arka bahçesinde, kimisi mısır tarlasında görüyor onları. Hatta bazen bazıları kaçırılıyor. Bazılarının üstünde fantastik deneyler bile yapıyorlar. Ancak bugüne kadar bu iddiaların doğruluğuna dair kanıtlar inandırıcı olmaya pek de yaklaşamadı. Peki ben bugün size uzaylıların var olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylesem. Üstelik bilimsel araştırma, deney ve kanıtlarla. Hatta bizden ışık yılları uzakta olmadıklarını, kapı komşumuz olduklarını söylesem, bana inanmayıp direkt saçmalık mı dersiniz? Aslında bir miktar haklısınız. Tabi uzaylılardan anladığınız, üzerimizde deneyler yapan koca kafalı korkunç yaratıklarsa. Ancak dünyamız dışında ortaya çıkan yaşam keşfedilmeye oldukça yakın. NASA ve ESA yıllardır bu ihtimal üzerinde çalışıyor. İhtimal her seferinde de kuvvetleniyor. İhtimal Güneş sisteminin arabisi Jüpiter'den geliyor bizlere. Ancak tabii Jüpiter'in kendisinden değil. Güneş sisteminde keşfedebileceğimiz uzaylı yaşamın hikayesi 400 yıl öncesine dayanıyor. Her şey Hans Lippershey isimli bir cam ustasının 1608 yılında Hollanda'da iki merceği arka arkaya koyarak dürbün yapabileceğini keşfetmesiyle başladı. Ertesi yıl bu bilgi Galileo Galilei'nin yaşadığı Venedik'e kadar ulaştı. Tarihin en büyük bilim adamlarından birine böylesine bir bilgi verirseniz ne olur? Galilei, Mayıs 1609'da kendisine bir teleskop yaptı ve bu yeni keşfini yıldızlara doğru çevirdi. Büyük bilim insanı hala kendi adını taşıyan bu teleskop çeşidiyle nesneleri 30 katına kadar büyütebiliyordu. Bir teleskop icat edip bunu gökyüzüne çevirdiğiniz zaman bakabileceğiniz en güzel yerlerden biri de gece göğünün Ay ve Venüs'ten sonraki en parlak nesnesi olan Jüpiter'di. Galilei hemen Jüpiter'i incelemeye başladı. O güne kadar dünyanın çevresinde döndüğü düşünülen Jüpiter'in etrafında 4 tane küçük ışık daha gözlemledi. Galilei bu ışıkları gözlemlemeye devam ettikçe hareket ettiklerini, hatta Jüpiter'in etrafında döndüklerini keşfetti. 1610 yılında Galilei'nin bu keşfiyle kelimenin tam anlamıyla uzaya bakışımız, dünyaya bakışımız ve hatta kendimize bakışımız değişti. Bu keşif dünyayı öylesine değiştirdi ki Güneş sistemi, yıldızlar, gezegenler, uydular birbiri ardına keşfedilmeye başladı. Ama Galilei'nin keşfettiği bu 4 uydunun aslında içinde bambaşka sırları da barındırabileceği kimsenin aklına gelmedi. Bugün Galilei uyduları olarak adlandırılan Io, Europa, Ganymede ve Callisto isimlendirildikten sonra yüzyıllarca unutuldu. Ta ki 1970'li yıllardaki Pioneer görevlerine kadar. Pioneer 10-11 Jüpiter sistemine ulaşan ilk insan yapımı araçlardı. Pioneer kardeşler esasında Jüpiter ve Satürn gibi dev gezegenleri araştırmak için gönderilmişlerdi. Ancak Jüpiter'e çok yakın olan Ay uydusuna kameralarını çevirdiklerinde olağanüstü bir şey keşfettiler. O güne kadar dünyanın uydusu Ay gibi soğuk yuvarlak kayalar olarak düşünülen bu uydulardan Io'da volkanik hareketler vardı. Jüpiter'in devasa yerçekimi kaya olan bu uyduda dev geyikliklere ve volkanik faaliyetlere yol açıyordu. 80'li yıllarda Jüpiter'e ulaşan Voyager 1 kamerasını bu uydulara tekrar çevirdi. Bu kez Europa uydusu üzerinde olağan olmayan çizgiler göze çarpıyordu. Kayalık bir gezegen üzerinde bu büyük yarıkları ve şekilleri ne oluşturmuş olabilirdi? Öyle gözüküyordu ki Europa üzerinde de hareket vardı. Voyager 2, abisinin görevini devam ettirip Europa'dan daha çok veri sağladı. Bu yarıklar, kayalar ve toprağın üzerindeki yarıklar değil, buzun üzerindeki yarıklar gibi gözüküyordu. Daha sonra, kaşifinin adıyla anılan Galileo uzay aracı, 1995'te Europa hakkında detaylı araştırmalara başladı. Galileo, Europa'nın üzerinin sadece buzla kaplı olduğunu değil, alt tabakalarında sıvı su içerdiğini keşfetti. Galileo ve 2022'de
Europa'nın 320 km kadar yanına yaklaşan Juno uzay aracı, Europa hakkında çok sayıda ölçüm ve gözlem yaptılar. Galileo ve küçük kardeşi Juno'nun yaptığı araştırmalar, Europa'da dünyadakinden çok daha fazla su bulunduğunu gösterdi. Europa'nın yüzeyi ortalama 10 km buzla kaplıydı. Bu buzun altında ise 100 km yüksekliğinde bir deniz bulunuyordu. Üstelik bu buz ve su tabakaları oldukça da aktif görünüyordu. Dönem dönem su bulduğu yarıklardan buz tabakasının üstüne çıkıyor, krater ve yarıklar oluşturuyordu. Galileo ve Juno uzay araçları Europa'ya bakışımızı kökten değiştirdiler. Çünkü bu kadar fazla sıvı su bulunan bir gök cisminde hayat bulunma ihtimali de vardı. Bilim insanları bir gök cisminde hayat bulunması için öncelikle sıvı suya bakılması gerektiğini düşünüyorlar. Sıvı su, hayatı oluşturan kimyasalların bir araya gelebilmesi için katalizör görevi gören bir madde. Dünyada sıvı su bulunan hemen her yerde bir şekilde canlıların bulunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Suyun hareketli olması ise kimyasalların sürekli bir araya gelip yeni moleküller oluşturabileceği bir ortamı sunuyor. Suyun yüzeyinin kilometrelerce buzla kaplı olması bu oluşan molekülleri kozmik ışınlardan koruyup bozulmalarını engelliyor. Yine böylesine bir buz katmanının altında suyun sıvı halde bulunması uydunun merkezine yaklaştıkça sıcaklığın arttığını gösteriyor. Uydu sadece suyu değil, yaşam için enerji oluşturabilecek ısıyı da barındırıyor. Dünyanın derin sularında, hiç güneş almayan bölgelerinde, volkanik bacaların etrafındaki sıcak sularda kemosentez yaparak yaşayan canlıların varlığı biliniyor. 2022'ye kadar yapılan bütün araştırmalar, Europa'da suyun, ısının ve kimyasalları koruyacak buz tabakasının varlığını doğruladı. Europa, öyle gözüküyor ki dünyada yaşam için gerekli olduğunu bildiğimiz 3 şeyden ikisini barındırıyordu. Su ve enerji. Geriye yaşam için eksik olan tek bir şey kalmıştı. Organik molekülleri oluşturacak kimyasalların kendisi. Dünyadaki gözlemlerimiz bize organik moleküllerin ihtiyacı olan belli başlı elementleri sunuyor. Bunlardan birincisi karbon. Onun dışında sülfür, oksijen ve hidrojen de canlılar için önemli elementler. Fosfor ve azotu da bu karışıma katarsanız dünyadaki her yerde yaşamı bulabiliyorsunuz. Europa'da oksijen ve hidrojenin varlığını suyun varlığından dolayı biliyoruz. Eğer bu buz tabakasının altında diğer kimyasallar da keşfedilirse, Europa'da kemosentez yapan bakterilerin yaşamını engelleyecek hemen hiçbir şey kalmıyor. Dünyada, denizin kilometrelerce altlarında, yer kabuğunun derinliklerinde, suyun, ısının ve gerekli elementlerin olduğu her yerde yaşamın izlerini görebiliyoruz. Eğer Europa'nın buz tabakasının altında karbon, sülfür, fosfor ve azot varlığını tespit edersek, geriye o sudan bir bardak alıp, İçindeki bakterileri mikroskopla gözlemek kalıyor. Bununla ilgili en büyük ipucu ise 2023 yılının sonunda geldi. İpucu bu kez Jüpiter'e giden veya geçen bir uzay aracından değil, Dünya'nın çok yakından ulaştı bizlere. Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dönen James Webb Uzay Teleskobu saatlerce gözünü Europa'ya dikip kameralarıyla uyduyu gözlemledi. Webb, Güneş sisteminin yeni star adayı Europa'da karbondioksit varlığını tespit etti. Belli bölgelerde yoğunlaşıp belli bölgelerde azalan karbondioksitin Europa'ya benzersiz bir şekilde yayıldığını ortaya koydu. Buz tabakasının altında karbondioksit bulunma olasılığı yine bilim adamlarını heyecanlandırdı. Öyle gözüküyordu ki Europa başrolü oynamayı ve gündemde kalmayı seviyordu. Her birkaç yılda bir dünyaya yeniden göz kırpıyordu. Adeta bende bir şeyler var gelin bakın mesajıydı gönderdiği. Çünkü dünya dışı yaşamın en büyük adayında karbondioksit bulunması büyük önem taşıyordu. Bu gaz ilk olarak gezegende yaşam için kesinlikle gerekli olan karbon elementinin bulunduğunu kanıtlıyordu. Ama daha önemlisi karbondioksit gazı dünyadaki yaşamın en temel bir diğer anahtarı. Dünyadaki en ilkel yaşam biçimleri bu gazı ısıyla birlikte enerji transferi için kullanıyorlar. Dünya üzerinde kemosentez ve fotosentez yapan canlılar yaşamın en temel kaynağı ve besin zincirinin ilk halkası. Bu canlılarla beslenen diğer canlılar ise karbondioksiti bir besin olarak değil, bir atık olarak üretiyorlar. Yani karbondioksit gazı yaşamın hem malzemesi hem de sonucu. Yani şu anda kendi güneş sistemimiz içinde, bugünkü teknolojimizle bile çok defa ulaşabildiğimiz bir gök cisminde bakteriyel yaşam bulunabilir. Üstelik bu çok da uzak bir ihtimal veya bir spekülasyon da değil. Hatta bu bakterilerle beslenen balıklar gibi deniz canlılarının bulunma olasılığı da çok düşük sayılmaz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu dünyanın en önemli bilim adamlarının çalıştığı NASA ve ESA gibi uzay ajansları da kabul ediyor. Öyle ki hem Avrupa Uzay Ajansı ESA hem de Amerikan Uzay Ajansı NASA
paralel zamanlarda Europa'ya uzay araçları gönderiyorlar. Üstelik NASA'nın bu yıl içinde göndermeyi planladığı Clipper uzay aracı, daha öncekilerden farklı olarak oraya Jüpiter veya bütün aylar için değil, özel olarak Europa'yı araştırmak için gönderiliyor. Hatta NASA, Europa'da yaşam bulunma ihtimalini o kadar ciddiye alıyor ki, Jüpiter yörüngesine gidip araştırmalar yapan Galileo ve Juno uzay araçlarını Europa'ya çarpıp canlılık üzerinde etki yapmasınlar diye Jüpiter'le çarpıştırıp yok etti. Clipper bir gecikme olmazsa bu yıl içinde fırlatılacak. 2030 yılında Europa'nın yörüngesine girmesi planlanıyor. Paralel olarak Europa Lander isimli bir sondanın da Europa'nın yüzeyine inerek buz tabakası üzerinde araştırmalar yapması bekleniyor. Clipper, Güneş sisteminde Ay'dan sonra bir uydunun yörüngesine oturan ilk uzay aracı olacak. Lander ise Europa'yı Ay, Mars ve Venüs'ten sonra yüzeyine inilen dördüncü gök cismi yapacak. Buraya kadar Europa ile ilgili potansiyeli size anlatmaya çalıştım. Bu potansiyel bir spekülasyondan ibaret değil. Europa'ya gönderilecek uzay araçları milyarlarca dolar harcanan araçlar. Europa'da özellikle bakteri düzeyinde yaşam bulunması ihtimali de hiç azımsanacak bir ihtimal değil. Peki bunun nasıl bir keşif olabileceğinin farkında mısınız? 6 yıl sonra belki sadece tıklamak için 1000 takla atan haber sitelerinde veya komplo teorisyenlerinin Twitter profillerinde değil, NASA'nın resmi sitesinde şöyle bir yazı okuyabiliriz. Dünya dışı yaşam keşfedildi. Bu ne anlama geliyor düşünebiliyor musunuz? Aklımıza göre sonsuz büyüklükte olan uzayda daha kendi yıldız sistemimizin dışına çıkmadan dünyadan bağımsız bir yaşam keşfettiğimizi hayal edin. Bu birkaç asır sonra ulaşabileceğimiz komşu yıldızlarda yaşam olabilme ihtimalini nasıl etkiler? Milyarlarca gezegen ve uydu barındıran Samanyolu'nda kaç tane farklı yaşam barındıran gök cismi olabileceği ihtimali hakkında bize ne düşündürür? Yörüngesinde birkaç yüz büyük gök cismi barındıran bir yıldızda bile iki farklı yerde yaşam bulunması uzaya bakışımızı nasıl değiştirir? Şu an yaşamın sadece dünyada olduğunu biliyoruz. Bu bir mucize mi? Milyar kere milyarda bir gerçekleşecek bir ihtimal mi? Yoksa evren için oldukça sıradan bir ihtimal mi? Pratikte hiçbir fikrimiz yok. Evrende belki bir, belki birkaç defa gerçekleşebilecek bir ihtimalin dünyada gerçekleşme olasılığı var evet. Üzerinize bir göktaşı düşmesi kadar bir olasılık. Başına bu gelen bir insan bildiğim kadarıyla var. 1954 yılında ABD'de bir kadının bel bölgesine bir göktaşı çarptı. Kadının adı Ann Hodges. Ve bildiğim kadarıyla bir insana çarptığını bildiğimiz tek göktaşı vakası bu. Eğer bir mucize olsaydı, Güneş sisteminde tekrarlaması enin başına bir kez daha göktaşı düşmesi anlamına gelmez miydi? Yanı başımızda bile uzaylıların olduğunu bilmek hayata bakışımızı ne kadar değiştirebilir? Aristo mesela komşu yurdumuzda başka bir yaşam formu olduğunu bilseydi, bambaşka bir medeniyetimiz olur muydu? Bambaşka bir tarihimiz. Yoksa kimse umursamaz, kafasına göre takılmaya devam ederdi. 6 yıl sonra bir sabah bambaşka bir medeniyete uyanabilir miyiz? 2030 yılında Galilei'nin Europa'yı keşfinden tam 420 yıl sonra Europa tekrar evrene bakışımızı değiştirebilir mi?